dostlar, uzun zamandır beklenen Pahalı Ucuz serisinin yeni versiyonuyla karşınızdayız. Arkadaşlar hiç uzatmadan başlayacağız. Evet. Bugün en pahalı kiralık ve en ucuz ev, en pahalı VIP araç ve en ucuz VIP aracı, en pahalı kıyafet, en ucuz kıyafet. Bana geçen oğlum gidiyor. Hep bana geliyor ya. Vallahi nasıl sana geliyor? Bana ucuz geldi. Geliyor. Beni düğüne bana gönderdiler şey lan. Bak, bütün... Askerin düğününe gittim. Askere uyguladım. Efsane şeylerin yine pahalı ve ucuzlarını kıyaslayacağız. Çok eğlenceli bir video olacak. Eski serilerden de biliyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Kartlar gelsin. Herkes seçebilir. Tamam dur. Önce neyle başlıyor? Çekiyoruz araçla. Da. Buradan kıyafet almaya geçeceğiz ya. He. Hangi araçla geçecek? Ucuz VIP ile mi gideceğim, pahalı VIP ile mi? Öyle sınırlar zorlayacağız ki her şeyin en ucuzunu ve en pahalısını bulacağız. Kartlarımızı çekelim. Al, al. Göster, bakma ama bakma. Sen... Abi bende sıra. Hey, ne yaparsın? Oğlum işaret yapmıyorsun değil mi bizden? Üç deyince açıyoruz. Bakın bir, iki, açın. Pahalı çıktı. Pahalı çıktı ha. Can dostum. Pahalı. Kıyafet değil ama bu. Pislik köpekler. Şimdi araç kartlarından. Ben bu adamla oynamak istemiyorum. Ben en sevdiğim bu adam benim yanıma geliyor. İkisi... Oynamıyorum senden. İkisi birbirini çok benziyor. Değiş pahalıyı bunlar. Oğlum sizin ruhunuz. Aynen. Ruhunuz ucuz olsun. Fakirlere lan mı söyledin? Fakir demedim bak mümkünse. Pardon evet. Ucuz dedim. Senin ruhun tamam. Ucuz ruhun. Şu an arabayı çektik. Senin ruhun ucuz ruhun. Senin de ruhun ucuz. Adam gel. Şimdi ya. Hemen arıyoruz. Biz tamam. Size Adana'nın en ucuz VIP aracını tahsis edeceğiz. Parasını biz ödeyeceğiz. Tamam. Siz de arayın. En pahalı Adana'nın en güzel VIP aracını bize tahsis edin. Arıyorum ben. Alo. Kolay gelsin. Sağ ol kanki. Kanki ne yapıyorsun? Vallahi çekimdeyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Ya sen boş zamanlarında senin araçla VIP hizmet veriyormuşsun öyle duydum. Adamları gezdiriyormuşsun milleti. Gezdiriyorum ama ücretli. Bize ne olur en uygun ücret. Ya sen yapabilirsin sana 1000 lira olur. Çok 500. Ne zaman kanki? Bugün iş şimdi başlayacağım. 24 saat VIP hizmet vereceksin araçla. 500 TL kardeşin için. Gün boyu diyorsun. Gün boyu bizim için 500 olmaz mı? Canım sağ olun. Arkadaş size bir araba ayarladım VIP. Günlüğü 500 TL'ye sizi sınırsız gezdirecek bizi. Evet bitmiyor. Arabayı görün aklınız gider birazdan. Şimdi bizim araba gelsin. Tamam abi yok. Efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Cenaze hizmetleri mi? Başınız sağ olsun Murat Bey buyurun. Sağ olun teşekkür ederim kolay gelsin. Adana'dan Ankara'ya cenazemiz vardı o gidecek de ne kadar? Adana'dan Ankara cenaze. Ne zaman gidecek abi? Yarın. 18 bin lira bir fiyatımız var. Tamam ben söyleyeyim abi arkadaşlara tamam. Ben de o sistemi çalışıyoruz bilginiz olsun. Tamam teşekkürler. Cenaze araba adamlar VIP, sen ara. VIP soğuk sıcak hizmeti var içinde. Sen bunu ne? Her şey dahil. Bir şey diyeceğim bak. Bu numara kayıttı falan değil. Niye buyurun Murat Bey dedi. Bilmiyorum da adam seni bulur adamlar. Aradığın çıkıyor. Cenaze hizmetini. Ben kayıt. Cenaze hizmetini aramış. Adam ol bize düzgün araba bul. Tamam, araç al. Tamam ben abi. Sus arıyorum. Hangi firma? Aynı yeri arama. Alo merhaba abi. Merhabalar. Türkiye Karayolları şeyi mi? Türk Karayolları otobüs ve minibüs kiralama hizmeti veriyor. Evet efendim. Otobüs, abi bize... minibüs. Alo. Efendim. Abi en pahalı VIP aracınız nedir şu anki? Bize yakışır. Bizim VIP var. Türkiye'de 3 tane bulunuyor. Türkiye'de 3 tane mi? Abi iptal. Abi dur. Ha iptal. Türkiye'de 3 tane var uçak konforunda. Üçse iptal. Evet. Fiyat nedir abi onaylıyorum. Abi programımız biz bir konsept gereği video çekiyoruz. VIP araç videosu çekeceğiz ya. Bizi gezdireceğim bir günlüğüne YouTube'da işte. YouTube'da aramanız görünür. Ücreti neyse onu ödeyeceğiz. Bizi gezdireceğim bir gün boyunca. Ya şu anda 25 bin lira. Tamam onaylıyoruz yok, abi. Yok cenaze aracı daha uygun kapat yok. Abi konum atıyoruz gelir misiniz hocam rica etsek? Tamam ben ya, oğlum. Tamam çok sağ olun bekliyoruz. Business class sağ olun. Ha bir şey diyeceğim. Business class uçak konforunda evet. Günlüğü 25 TL. Adam bir şey söyleyeyim. Lili. Cenaze aracı 18'de. Bir dakika. Pazarlı. Lala. Beş yıldızlı otel konforunda değil mi? Ya oğlum bir şey soracağım. Siz yan yana mı yatacaksınız burada? Oturamazsınız vallahi ki. Vallahi ben bilmiyorum. Murat, araç. Sen Murat'ı çekecek misin burada? Vallahi geç ben... Murat abi geç. Murat abi arabayı boşarak geçsene. Yitin. Sokamak ha yitin. Koyun sokuyor lan. Ayakkabıyı çıkar Ayakkabısını çıkar. At. Lan oğlum bu araba ufak mı ne? Murat abi. Gel. Abo VIP dedim böyle olur Murat abi yatarak gideceksin arkanda ocak var. Bir tek bu sürüyor zaten ya. Şoför bu kaç metrekare? Bu 1+0. Kardeşim başarılar diliyorum.
Mamigil'in VIP aracını gördüyseniz bir de bizimkine bakalım mı? Evet, hadi gel. Aracımızın yanına geldik, birazdan bineceğiz. Şöyle bir tablet verdiler. Kahve, buzdolabı, lamba, masa, televizyon, kapı, ışık, her şeyi buradan kontrol edemiyoruz. Arabada otururken bunları da mı bineceğim? Evet, şu an mesela kapıyı açmak istiyorum ya, bak basıyor musun? Ha, bilmeden. Bak. Bastın. Her şey de otomatik. Baba Almanlar yapıyor ya usta. Gezdirebilirim istersen. Ben de mi gezdireceğim? Sana burada oynar. Geliyorsan götüreyim. Ben hiç bilmedim bir yapıyı. Gel sen de gel. Baba. Gördüğünüz gibi içine bindik. 2 adet televizyon var. Benim boyum 1.85, yukarı değmiyorum. Düşün. Burada çok rahat bir koltuk. Bunlar yatak olabiliyor. Buradaki koltuklar yatak oluyor. Hem önde arkada televizyon, buzdolabı, ışıklandırmalar. Her şey dijital. Tamamen teknoloji harikası. O zaman yolculuğumuz başlasın usta. Nereye gidiyor? Dükkanın önüne kadar götürek sen de. Tamam. İşin yoksa kökten götürek. Arabaları gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz küçük sadece. Şu kadar bir şey. VIP araçları ama çok ucuz. Bizimki de Türkiye'de 3 tane. Görmeye hazır mısınız? First class konforun. Onlar koyun gibi. Murat abi zor soktuk. Lan araba durmuyor lan. Arabayı sallıyorlar. Araba o kadar küçük ki. Çalıştırmaya gerek yok. İterek gidiyor zaten. Arabayı iterek yollarız. Bak hele küçüklüğüne bak. Karavanın yanında küçücük kaldı. Evet arkadaşlar aracımıza bindik. Yaşar ustamıza dükkanın önüne kadar hizmet vereceğiz. Bakalım nasılmış. Ben de beraber hizmet. Ustam ne içersiniz? Basıyorum. Basıyorum düğmeye. Masamız açılıyor. Açıldı. Evet, ben de dolabı açıyorum şu ara. Bak dolap da otomatik açılıyor. Ne içersin ustam? Vallahi bir şeyler verin. Ustam bir şeyler verin. Gerçekten mi? Türkiye'de 3 tane olan bir araçtasın. Misafir umduğunda bulduğunu yer. Kendini değerli hissediyor musun ustam şu anda? Tabii ki yani. Ne içersin? Su içerim. Vallahi bir şey. Su ver su. Su mu içersiniz? Su. Biraz sular dolar hesabı geliyor buraya. VIP araç. Aynen ustam. 50 euro ustam sular tanesi. Menzilde kilometre başına 500 yazıyor. Yani oradan şu an inip binmeniz 1000 lira usta. 1000 lira indi bindi. Ulan bana 1000 diyen sizsiniz. Gezdirek diyen sizsiniz. 5 milyar para ödedik günlüğüne. Bu parayı çıkarmamız lazım. Evet, tam da sen mi ödedin? Mami ödedi. Ulan Mami dediğinden fazlası ediyormuşuz. Neyse. Kaç lira kardeş alacaksın? Sana 750 olsun. He. O da sen bizim amcamız olduğun için. Evet. Şuradan buraya kadar bu araba ustam çok özel bir araba. Ne yapıyor biliyor musun sen? Görmedin mi o kadar araba ittik. Düşünsen onların yerini doldurdu. Tam da ben de ittim. Beraber ittik. Yani 250 lira gittiğin için düşüyorum. 500 lira ustam sana ücret. Eğer ben bir daha senin sözüne kanarsam. Biz bu işten para da kazanır gibi geliyor bana. Yolda yolcu da var. Vallahi billahi ya. Lan ne şeymişsiniz lan. Mami'nin dediğinden fazlasıymışsınız lan. Bereket versin siz, ustam. Usta 100 lira fazla verdiler ustam. Allah razı. Kapıyı aç kapıyı aç. Ben bir an önce kendimi kurtarayım. Ustam istersen köşeden dönerek gerek 500 daha ver. Yok kardeş yok. Ver. Açma vallahi açma usta gel gel. Vallahi nasıl? 500 lira daha. Gezdirek ya akşama kadar seni. He seni gezdirek. Yok. Akşama kadar gelsem 25 bini benden alırsınız. Ve eğer bir daha sizin yanınıza oturursam. Soyguncu bunlar ya. Ben... Mami arabanın yakıtı ne olacak? Beni ne ilgilendi? Ben VIP araba dedik. At arabasında gidiyor gibi sanki ben arkaya beni dıktı. Ne alıyorsan al kendi paranla sefadan al. Ben hiçbir şey alamam. Ya yola kalırsa şey yitersin. Hayır, vallahi ben alamam. Ben 500 lira yakıt. Ne 500'ü ya? 500 dedi. Benzin ne abi bu araba? Bana ne anlaştın ağam? Yakıt dedim sizden dedim ben. Tamam al sefadan o zaman. Ben nereden alayım? Nereden bulayım sefadan? Ben niye ödüyorum gerizekalı? Ben almam vallahi yitersin. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben acıktım. Bana kahve ve... Al bak şurada bir dakika. Burada bir şey vardı. Al açılmış bir tutku var. Murat abi. Abi fulle. Ben vermiyorum. Mami abi. Ne? 1400 lira. Ne yapıyorsan yap bana ne? Abi vermiyor lan. Allah'ım zaten 500 lira arabayı kiraladım 1000 lira yakıt aldım ben nasıl? Tamam, beni iste Sefa'dan alacaksın dostum onu. Sefa'ya diyeceksin ki Sefa'cığım bu kadar yakıt aldım paramı verir misin diyeceksin. Telefon açmamamız lazım da bizim. Arkadaşlar televizyonlar kapanıp açılıyor, buzdolabı, koltuklar katlanıyor, masalar açılıyor buradan bak. Baktım ben. Masaya bak. Koltuk yatıyor mu lan? Oo yatak oluyor lan bura. He bura yatak. Mamigil'in oraya hep yatak. Bizimki istediğimiz zaman yatak oluyor. He değil mi? He. Müziği alayım canım. Bak lamba. Söndü. Bak. Bak. Buzdolabına basalım. Buzdolabımız geliyor arkadaşlar. Bastım. Bir araç da orada. Bak şimdi. Aura. Mamigil. Enes'in klibinde de kiraladık 200 liraya o araç hatırlıyor musun? Şimdi 500 oldu. Benzin pahalandı ya. Aynen. Buyurun efendim. Açın artık. Ayakkabılar veriyor mu? Yok. Ben bunu herkes veriyor. Bak para veriyoruz ha. Yemin ediyorum vermem bana. 500. Şu düzle ya. 500 veriyorum, 1500 aldım. Ne yapayım? Beğenmiyorum be kardeş. Cezaevinden çıkmış gibiydim. Şu anda
kıyafet bölümüne yaklaştık. Bit pazarına geldik. Burada yine kart çekeceğiz. Ucuz kartını çekenler bit pazarından giyinecek. Pahalı kartını çekenler de yine lüks bir yere gidecek. Yeni kartlarımızı çekip devam edeceğiz. Evet, şu anda bit pazarındayız. Vazgeçilmezimiz. Evet. Pahalı ucuz videolarımız. Her videoda var. Şimdi iki kişi buradan en ucuz kıyafetleri giyecek. İki kişi de buradan en pahalı yere geçip orada giyinecek. Kartlar gelsin. Ben alacağım seni. Almış gibi ya. Aldım. Tamam. Ben de aldım. Pahalı bize kaldı. Çektin mi? Çektin. Kamera da gördüm. Pahalı bize çıktı usta. Yok. Ben yok. İstemiyorum yok. Ne istemiyorsun lan? Ne istemiyorsun? He. Kardeş ben burada çok giyindim. Bir şey dedim mi demedim. Doğru söylüyorsun. Ben hep giyindim. Abi doğru mu? Hep ben giymiyor muydum? Pahalıyı çektim. Reis bu kokunun aroma sebebi nedir? Bu koku nedir? O özel parfüm. He. Pahalı giyiyorum. Sana ben ne verirsem onu giyeceksin. Geç lan içeri. Geç. Sana böyle mi davrandım? Necemi verdik. Bitti. Abi ne yapıyorsun? Oğlum kötü bir şey yok. Yok ayağına repele giydirme yok. Sana ne? Nasıl bana ne? Sana ne? Çok iğrendi dayı. Daha pisi var abi. Bak. Nerede? Daha pisi var. Abi varsa bana bir çıkartsana. Babacım aç kollarını aç babacım. Bülent abla aç kolunu. Abi şey olmaz. Bülent abla aç kolunu bir deneyelim ablacım. Kadın ne? Bülent abla soksun. Tamam ben seni kadın kılına mı soktum? Kadın ne soksun ki? Homoseksüel olur. Oğlum homoseksüel olur. Olmuyor mu? Erkek erkek olur olur. Olmuyor mu? Olur olur biraz sıkıştırsa olur. Olmuyorsa giymem. Bakayım şöyle bir Bülent abla. Anlam. Mortal Kombat. Öyle yakıştı. Bakayım. Oldu mu? Gerçekten çok mu yakıştı? Şunu çok çıkar. Lüks oldu bu lan. Çıkar, çıkar kardeş. Tavuk kokuyor oğlum. Lan tavuk kokuyor kravat lan. Yok lan vallahi kokuyor. Oğlum yanında tavuk şeyi var. Öf, kravat var ya. Üstünü çıkar. Kravat dedemin dedesinin 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 zamanından kalma. Yangın çıkmış evde. Kravatı kurtarabilmişler. Bir tek öyle bir hikayesi varmış. O yüzden çok ucuzmuş. Bu Enes'in. Enes tut bana şunu. Kardeş ben bunun üstüne de sana kravat takacağım ya. Giy baba şunu. Gömleği satmadan önce sahibi iyi terlemiş bir pazarına. Başım döndü kokudan. Şöyle yakalanmaz. Ben bu videodan sonra gidip arınmam lazım bir yerde. Gel Şukay. Al babacım. Ooo. Abi sen çok iyi oldun. Ben nasıl bir şey oldum? Ben insan mıyım acaba? Niye olmuşsun? Oğlum bu ne lan? Şopal. Kermange. 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 Ayakkabı olmamış. Ayakkabı olmamış. Ayakkabı olacak ayakkabı. Bir tane ayakkabı. Boynum kaşınmaya başladı. Ben gömlekten herhalde. Ustam seslendi uzaktan. Oğlum al takımları. Kiminkinden başla ya? Enes'ten başla. Bu sana 50 lira. 15 goldan dolayı düş, gol eksik. He 35. Tamam. Bu gömlek de 70 lira yazdı. Sanki AVM'den alıyor. Yok çok diyor. Bak, bu sararın gömleği bak. Bu gömlek yırtılmış yırtılmış. 50. 50 de bu. Çürümüş elimden kalıyor. 50 de bu. Yok biraz daha düş. Yok 50 50. 30 iyi. 50 iyi buna. Ya 40 da buna yazdık o zaman. 30 iyi. Gözlüğün bir camı var bir camı yok. 15 de gözlük. Tamam 100 etti. He pantolonumuz var. 60 lira da o. 40 da yiyelim orada. Tamam 140. Evet. Ayakkabı. 50 lira da ayakkabı. 190. 50 lira. Oğlum biz veriyor parayı. Ayakkabıya iyi dedi ama ayakkabı. 150 iyi. Yok yok 150. 150. 150 ben kırmıyorum adamı. Bak kırmadı bak. Kırmadım. Güzel. Sen tam aptallık ettin şimdi. Güzel. Bak biz aptalız sen bizden aptalsın. Baba iyi. 150. 150. 150. 150 bitirdik. Ama buna ne vereceğiz ki abi? Bu yanmış. Kravat. Bunun ama sahibi bu, ölmüş yangından. Antika mı ama? Kravat kurtulmuş. Bu antika. Gömlek ne kadar? Gömlek de 30 lira. 15. Nasıl 15? Abicim kışın şu an satamam. Ben bu gömleğin reklam yüzü oldum. Bu saatten sonra satış rekorları kırıyor. Patlayacak İzle. Bu satışlar. Ya yürü boş konuşma. Her gün patlıyor burası. Ya. Zaten burası senin yüzünden çekiyoruz her şeyi. Bak hele ucuzu çektirdin bize. Halimize bak. Nereden indik nereye geldik? Hakikaten nasıl çektin? Hadi. Bir de bu sen o kadar tavuk kokuyorsun oğlum ya. Ben de onu diyorum. Ben niye tavuk kokuyorum? Kravatlar. Sen tavuk da var bizde. Abi hepsine bak hiç tek tek sayma. Hepsine 70 lira vereyim. Bak çocuğundan. 150 de buna vereceksin o zaman. Çok. Sen her şeye çok duyun ama ya. Çok baba evin yolunu şaşırırız biz ha.
Ödeyin gidek lan hadi. 125 lira. Bu da 125 hadi. Sen de. Ha 100 iyi iyi. Yok yok iyi değil. 150 125 lira. Abi sen veriyorsun hepsini. 275 lira. 275 lira. Hemen ödeyelim abi. 275 lira iki takımı kombine. Post cihazı geçiyor mu sor bakayım. Niye ki? Senden nakit olmaz da. Tamam postayı İvan'a atarım. Tamam hadi. Biz de sizi giyindirelim. Tamam. Adamlar görmeden bin de Berkay. Bizi şimdi atarlar bir ay bile. 25'i de istemez adamlar. Oku yok bin. Olan yayı ver. Şimdi beni giyindirelim. Bak hadi elini kolunu çek parayla geldik abi. Tamam beni giyindireceğim. Kardeşim bu kıyafetleri özel aldık. Yurt dışında dikildi bunlar. Belli oluyor abi. Bu kardeşlere de böyle güzel lüks bir kostüm yapacağız. Yapalım abi. Şimdi kanka bu adamı en lüks markalardan giyindiriyorsun. He. Birer takım yolluyorsun şu an. Sana bırakıyorsun. Evet. Evet. Giydirirken çıkacak mı? Tabii evet, video tamam. Eşliğinde bu. Tamam, başlayalım abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Arabaları değişmek istiyor mu? Yok. VIP'ye geçmek istiyor mu? Bakarız. Kıyafetleri değişecek. VIP karşılığında kıyafet. Ver eline. Nasıl? Yok kabul etmiyorum. Ne diyor? Diyor. Tam bir zengin züppesi oldu ama bu. Bana böyle ne bileyim takı falan bir şey lazım mı? Yoksa yeter. Şu an doğalsın abi. Doğal mıyım şu an? Doğalsın şu an. Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Kulağına söyleyeyim mi? Yemin et. Seni birazdan satayım mı? Tamam, birazdan otobanda. İnsanlar olduğu için kulağına söylüyorum nasıl bir tipi olduğunu, siz yorumlara yazın tipini. Ben tamamım, Murat abi nerede abi? Gerçekten Murat abi. Bakayım öyle. Evet. Doğru. Ayakkabı çok iyi olmamış gibi sanki. Hayır ya. Oldu. Ayakkabı çok iyi olmuş. Aynen. Sefa abi. Abi montu 7500, 6500 her zaman geldiğiniz için. Yok 5 yaz. Tişört 5000, 4000. Eşofman klimalı ses tamam. Flokkart doktor tavsiyeli. Yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Klimalı mı? Göğsümü arıyor ya. Gerçek. Aynen. Klima mı takmış adam? Murat abiye. Aynen. O da 11000 abi, o da 9000 olsun. Ayakkabı Philip Line abi, gerçek timsah derisi. Şöyle bir ayakkabı göstersene abi. 17.000, o da 15.000 olsun. Murat abinin hesabı toplam 35.000. Hiç pahalı, ağzımda sıçardı. Yok, indirim. Murat abi 35.000 abi. 20'ye bağlarız Murat abi. Yok abi. Ne yaptın Sefa, ıssızlık mı alın baba? Orjin giyiyorsun dostum. Murat abi sen ödüyorsun, Mami de ben ödüyorum o zaman. Sen daha zararlısın. Mami'nin gömleği sadece 18.000 abi. Üstünde bir şey yok ki Mami'nin. Diyor abi. Ne kadar gömlek? Ne diyor? Diyor. Gömlek ne kadar diyor? 30-15.000 sadece gömlek. Ben Murat abininkini öderim. Tamam hesapla Mami'ninkinden. Mami abinin hesabı sende değil mi? Tam gömleği 16.000. Bu gömlek 16.000 mi? Abi bu gömlek demeyeceksin işte. Tutarken düzgün tut. Aynen. Yani VIP arabanın parasını çıkaracaksın burada herhalde. Çanta 14.000 abi. Bana bu uzun indirim yapma abi. Çanta 14.000. 15.000 çanta. 16.000. 16.000 çanta. Teşekkürler. 32 oldu. Pantolon Dolce & Gabbana abi. Dolce özel DG, seri. Özel seri. Aynen. Klimalı mı? Yok bu yok. Ayrı bir dünya abi. Yok. Evet. 22.000. O da 21.000. 22.000 pantolon. Evet. Yürüyor mu bu çıkardığında Mami? Evet. Yürütüyor abi. Ayakkabıya ne diyeceksin abi? McQueen. Ayakkabı McQueen yan profil abi. Yan profil. Ayakkabı 12.000 olsun. 12.000 olsun. Mami'ninki 60.000, 65.000. Oğlum senin böbreğin... Abi yalnız tek bir şey unuttuk. Tek bir şey unuttuk abi. Çorap. Off-White'ın orijinal çorabını verdi. Off-White orijinal. 5.000. Ayak kokutmuyor hiçbir sen şekilde. Sen 5.000 liralık çorap... Yıkamaya bile gerek yok abi. Hiçbir şekilde ayak kokutmuyor. Çorabı yıkamaya gerek yok. Bu adamın organlarını satsan 70.000 lira etmez. Hayır abi. Organlar. Senin orga... 70.000 lira Mami'nin hesabı. Senin... Oğlum. Senin vücudunda bu parayı edebilecek bir parça var mı? Gerçi Allah'ın yarattığına paha biçilemez. Ya. Hayırlı uğurlu olsun. Yazın linçleyin. Hayırlı uğurlu olsun. 70.000, 80.000. Allah'ın yarattığına paha... 105.000 mi? Ha her şey para değil. 5.000 indirimi rica ederim. Enes abinin gömleğini yırt abi demeyeyim. Ben Enes'in gömleğini yırt abi. 5 lira düş. Beni de yırt. Benden ben de. Enes'in gömleğini yırtıp 8.000 düşüyorum. Tamam düş abi. Abi. Tamam ne kadar düştü borcumuz? Hesapla toplam ne kadar? 105'ti. 98. Abi. 98 yok senin profili ya. Ben o uyuz oldum oraya. He. 98. Şu gözlüğün diğer çerçevesini alırsam düz 95. Tamam al abi. Tamam. Halim abi. Kötü olur ama. Yok al. Al abi. Al abi al abi. Adam güzel. Göremez ki. Yok gör. Gözüyle görüyordu. Al al. Al abi sen al. Akırdı abi. Tamam. Şimdi tamam, 90 oldu abi biz. Düz 90. Tamam çok iyi.
Biraz daha bize bir tartaklayabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Düşüyor gitgide fiyat. Yok şu an. Bir şuna iyi bir tokat durayım 80'e düş. Böyle şok. Sen vuramaz. Abi bence tamam. Olay tamam. Tamam abi 90. Şu an net. Ne kadar? 90 bin lira at. 90 bin. 45 45. Telefonunu ver. Hesabı halledelim. Geçmiş olsun, iyi girdin. 45 lira senin borcun. Ne 45 oğlum ya? 90, 45, 45. Niye yarı yarıya 35 mi Murat abinin? Öyle olmadı, kurtarmadı. Ben maminki daha ucuz olduğum daha pahalıydı. Hadi diğer kartlarımız gelsin getir o zaman. Getir abi kartı. Tamam, dönün abi. Çek hemen, hemen atlamayın. Tamam, al, çek. Atlamayın. Çek. Çek Enes. Sen de çek Murat abi. Kapat gözünü bakma Enes. Tamam ben şunu alıyorum. Bu bana sıcak baktı. Şunu alıyorum. Hayır abi. Yok. Hayır ne yapıyorsun? Adam bırakma. Al. Birini al. Bir dakika bir dakika. Aldım. Okay. Tamam ben aldım. Tamam. Tamam. 1, 2, 3. Ucuz. Pahalı mekan. Gene mi sen? Oğlum biz seninle niye aynı çekiyorsun sürekli lan? Lan oğlum benim kart yok. Ben çekmedim. Çekti ne abi? Benim kart yok. Ya abi böyle bir şey olamaz. Sanki şey gibi ha. Denk geliyor gibi geliyor. Allah. Bize nasıl ucuz denk geldi lan gene? Şimdi gidip iyi bir yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Kardeşim bak gel. Yok. Bir teklifim daha var. Kıyafetleri de. Evet öderseniz. Yok. Bunların pahalı olması iyi oldu. Bu kılıkla lüks mekana gitsinler. Biz kavurmacı da yesek de olur böyle. Doğru ya. Sıkıntı yok. Kendileri rezil olacak. Doğru mu? Kıyafetleri değişik. Yok. Lüks mekana sen git. Kıyafeti ver. Arabayı da sana veriyorum. Yok. Ha, hepsini veriyorum. Yok. Ben kavurma ekmek arasıyım. Sen böyle git öyle lüks mekanda mal gibi rezil ol. Hadi git. Doğru söylüyor. Mekanlara geçiyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi en ucuz Murat'ı bulduk Murat abiyle. İlikli ciğer tantuni 40 lira. Lavaş ciğer 45 lira. Tavuk tantuni 55 lira. En ucuzu ilikli ciğer. Gel bir içeriye bir selam ver. Gel. Selamünaleyküm. Abi kolay gelsin. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Bir şey diyeceğim, ilikli ciğer nasıl oluyor? İlikli ciğer abi kemiğin içindeki iyiliği bilirsin. Pişirirken onu da ilave ediyorum içine. He. Ama var ya bir şey değil mi? O normalde zor bulunur yani. Abi. İçin içinde olduğumuz için. He, ilik kemiğin içindeki şeydir, çok lezzetli. Vitamin abi. Eyvallah. Bir tane yarım yiyek önce. Bir tane yarım yiyek. Bir sen bir ben. Oğlum bir şey diyeyim bak. Kopser onlar bizi görmediği için her şey yapabiliriz ama kopser de bozmuyor diyor. En ucuz şekilde hangisi? En ucuz ciğer. Tamam bize ciğer yap. Olsun acılı olsun abi benimki. Sen benimki acısız. Kamerama seyirecek mi? Yok ben karışmam onu para. Yok ben de karışmam. O yüzden kamerama seyir. Yok şimdi kopserte biz bozmuyoruz. Evet. Bir şey yerken mutlaka bir şey içmen lazım. Evet. İster su iç, ister ayran iç. Ayran var mı abi? Var abi. Acılı. Tamam güzel şalgam ver diyorsan git şalgam ver. Sağ ol. Sen ne diyorsan o. Ben de ayran var. Bakalım şimdi onlar ne yapacak? Yemin ederim 10 numara der mi? Daha yemedim. Bak bir şey diyeyim mi? Bak bunu ciddi söylüyorum. Belki en lüks yerlerde yiyemediğinizde böyle tablacı olsun böyle esnaflarımın yanında gerçekten güzel yemekler oluyor. Adam sen birisini katlıyor. Vallahi yok. Ben beğeniyorum kardeş. Arkadaşlar doyduk elhamdülillah. Çok da güzeldi. Dayıcığım eline koluna sağlık. Arıyorduk. Arayan belasında bulun mevlasında biz güzel bir yemek yeri bulduk. Borcumuz ne kadar abi? İki tane. Bir iki. Bir şalgam bir ayran. 100 lira. 100 lira. Ver abi. 100 lira. Usta, şey için demiyorum, gerçekten güzel. Vallahi teşekkür ederim, her zaman beklerim. Abi, çok memnunum. Sağlık. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Kesenize bereket. Geçelim bakalım Sefagil ne yapmış. Sopuk'tan gelen lezzetteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Adana'da Turgut Özal Bulvarı'ndayız. Mersin'e gidecektik, yolda vazgeçtik zaman kaybetmeyelim diye. Bir arkadaşımız önerdi burayı da. Yani Mamik'le birazcık saplama yapabiliriz burada. Kore restorantına geldik Adana'da. Restorantımızın ismi? Sopuk. Sopuk. Değişik bir görüntüsü var, güzel. Burada Kore lezzetlerini deneyeceğiz. Ne kadar? Fiyat olarak biraz Mamik'le çok tuzlu dokunabilir, o yüzden buraya geldik sushi, arkadaşlar. Sushi. Değişik Kore lezzetlerini tadacağız. Evet.
sushi, supung, lokung, mokung. Chopung da var. He. Kokoro var. Bremen. Nakamakata da var. Şimdi geçiyoruz bakalım. Bakalım içeride neler yaşayacağız. Hadi bakalım. Evet, Adana'da aynen. Kore restoranındayım. Şu kılığa bak. Adamlar hiç yadırgamadılar biz ama. Garip karşılanmıyoruz burada. Niye buraya geldik? Doğal. Bu kıyafetlerle gidebileceğimiz en ilginç ve en pahalı yer buraydı. Hem de insanlar buraya Koreliler de geldiği için bizi Koreli zannetti diğer müşteriler. Bakmıyorlar o yüzden. Ben diyorum. He. Bak bana. Tipimiz biraz tuhaf olduğu için yadırganmadık. Gördüğünüz gibi konsept çok iyi. Ortam sıcak. Bakalım neler yiyebileceğiz burada. Yok. Bakar mısınız? Buyurun, hoş geldiniz. Korece konuşmanızı bekliyorduk ama. Arayan derken? Arayan seyo. He, seyo. Seyo. Ne yiyebiliriz? Bulgogi var. Beklerimizden dana etleri, sebzeleri, pilav. Yanında kimchi var işte, o şekilde. Masayı donatalım hocam. Tabii ya. Masayı donatalım. Böyle ilginç Kore yemeklerinden yakıcı, sushi, yıkıcı, değişik sushi tarzı yediğimizde böyle oha bu ne, bunu bu kadar acı bir şey mi olabilir diyelim. Masayı donatalım hocam. Tabii. Kore'yi buraya yiyelim. Nasıl kullanıyorsun biliyor musun? Gösterir misiniz? Bak şöyle. Evet. Tut şunu. Tuttum. Ben bunu tutuyorum. Bekleyin. Sen onu gel şimdi. Şunu ikimiz aynı anda yakalayıp kaldırmamız lazım. Sağdan sen soldan kaldır. Olur. Yapıştır. Hah. Şimdi bu şekilde at yiyeceğiz. Abi. Önce sen yiyeceksin. Önce sen ye. Acı mı bu? Acı tatlı. Acı tatlı. Hah. Ben başlıyorum Sefa. Ne yediğini biliyor musun? Bilmiyorum da yiyeceğim, acımdan öldüm. Bekle, önce bir soru. Siz tanıtabilir misiniz hocam? Mesela şu nedir? Bu Korelilerin gimbap dedikleri, içi tavuklu ve sebzeli olan yemekleridir. Şu nedir abi? O acı tatlı soslu çıtır tavuklu sunyan. Şu ne? İçinden sanki bir böcek çıkacakmış gibi. Yok, o yengeç. Tam tersi, içerisinde dana etli, acılı, Antep'in beyrağına benzeyen yükecan çorbamızdır. Yükecan yani, kelle paça şu gibi. Biraz tehlikeli duruyor. Evet. O. Bu ne, bakabilir miyim abi? Bak. Tabii ki. O da ateş ramyon. Birazdan ateş alacağım. Ateş çıkacak. Erişteli, tavuklu, acı seviyesi yüksek bir yemeğimizdir. Birazdan ateş çıkacak dedim. Aynen. Çıktı. Acı mı? Yedikçe yakar. Ciddi misin? Çok acı. O da ton balıklı gimbabımız. Ha, dışı ne oluyor onun, siyah? Dışı yosun, içi ton balık. Bakacağız şimdi lezzetlerle. O öyle mi yenir? Elinden alacağım. Yarısı da düştü. Gerçekten Koreliler karnını nasıl doyuruyor ben bilmiyorum. İçi yosunlu, etli. Deniyoruz. Makarna daha iyi sanki. Sütlaç gibi. Süt eksik, şeker eksik. Ateş ediyor mu bu? Acı seviyesi bayağı bir yüksek. Bu arkadaşlar mekanın en acı ateş sosuymuş. Ateş ediyormuş. Pilavı alıyoruz arkadaşlar. Acı sosa batırıp yiyeceğiz. Bakalım buradan eve kadar koşabilecek miyiz? Bunu Kore'de yapanlar kör olmuş. Ablalar, evet. Abiler. Hadi bakayım Sefa. İyi batır. Tam batır. Tamam al. Al. Yiyorum. Tamam hadi. Daha gelmedi acısı. Daha da gelmedi ama geliyor acı gibi. Lan. Acı da değil ya fazla. Ama acısı sonradan geliyor gibi. Su var mı? Koreliler dağının adını biliyormuş. Hesap lütfen. Aç bakayım ne kadar. Tuzlu mu? Evet, kamera arkasında da ekibimiz bayağı bir şeyler yemiş. Bir ekiple gelmiştik. Şöyle göstereyim. Mami ve Murat abi, işte biraz hırsımızı alacağız sizden. Çünkü kıyafetçide olanları gördünüz. He, İyi ki de buraya gelmişiz ama normalde çok pahalı değil. Normalde 250 lira, 500 liraya falan da yemekler var burada. Ama sadece burada değil, arkada ekibin yediği gördüğünüz fişi 20-30 çeşit yemek gelmiş. O yüzden böyle bir hesap geldi. Biz de bunu istiyorduk zaten. Yani Mami ile Murat abiye de bu yakışır. O yüzden Mami'nin kartından hallediyoruz. Yüzlük olduk zaten kıyafetçide. Şöyle buyurun, kartın sahibi de Koreli. Çekti mi?
Evet. Ve yetersiz bak yani. Çekti evet. Ha iyi. Başka da sayın o. Thank you. Evet. Esene bereket Mami'cim, Murat abicim. Ve kaldığımız yerden sonra devam ediyoruz. Güzel bir deneyimdi. Devam edelim. İkinci gündeyiz arkadaşlar. Şimdi çok güzel kartlarımızı çekeceğiz. Ne çekiyoruz? Bir dakika, kartlara geçmeden önce üstün nerede? Üstüm ıslaktı. Yıkamış yengen. Tamam. Kurumadı. Böyle mi devam ediyor? Islak olduğu için giyemedim. Çizmen nerede? Çizmen burada. Tamam. O zaman ıslak da olsa onu giyip videoya öyle devam etmen gerekiyordu. Evet. Sen bunu neden giymeden geldin? Islak olduğu için bize sordun. Getirdim. Islak yanımda şu an. Tamam. Vicdanınız el veriyorsa ıslak ıslak giyeceğim. He. Getirelim. Bize vicdan mı soruyor? He. Tamam. Bu arada arkadaşlar ne çekiyoruz? Ev kartlarını çekiyoruz. Böyle bir yere gideceğiz. Ola çekmem. Bir şey kartma sonuçlanmadan başka şey yok. O kadar ucuza bir ev buldum. Üstünü giymeden kartma çekmem. Yıkılıyor. Enes de çıkartma. O kadar kartma ucuz çekmem. Bir ev buldum ki ilandan. Üstünü giymeden yıkılıyor. Dinlemem. Birazdan üstünü, göreceksiniz. Üstünü giymeden dinlemem. Tamam giyeyim. Gidin getirin. Ona benzer. Niye biz getiriyoruz? Başka bir şey bulun. Kuru bir şey. Getirirsen giyeceğim ama. Tamam. Islak yani. Bunu ne yaptın böyle? Niye bok mu lan üstünde? At at. Aha burada saçmış. Pas pas oğlum. Sıçmışsın. Bir pazarından almadık mı? Sıçmış. Bak sıçmış. At onu yere. Bok. Dün yapma buna şimdi. Eve giderken sıçmışsın öyle diyorlar. Yok abi yok. Gel çek İslam. Yakın çek. Ya alma alma. Ya o bit pazarından alındı. Leke ya. Üstüne sıçmış abi. Seninki de bok o zaman her yeri bok. Yok benimki. İndir. Ya giy şunu adam. Bunu mu giyeyim? Ha giy. Ama bu daha şey, daha kötüymüş ondan. Daha güzel, ondan. Daha güzel. Sen giy bana onu. En azından kuru diyorsun. Evet. Kore restoranı gibi. 19.800 lira ne yediniz? Fener yemedik ki. Sunyong. Biz 100 lira harcadık lan ucuz yerde. Sopong. Sushi yedik. Beğendin ama var mi? Ya. Çok güzeldi. Bir gün seni de götürürüm ya. Sushi senin ata sporun zaten herhalde. He bir gün seni de götüreyim. Arkadaşlar kostüm ıslandığı için daha beterini verdiler bana. Bu şekilde devam ediyoruz. Pahalı ucuz ev kartlarımız gelsin. Gelsin. Dön. Çek. Çek Seba. Ya lan yırttın. Yırtma lan. Devamı bak, yok. O yırttı gördün mü kardeş? Bak ne çıkıyor. Hangisini çekecektin? Bunu mu alacaktın öbürünü? Pahalı. Bak. Seninki. Seninki? Benimki ucuz. Pahalı. Seninki pahalı. Seninki de ucuz. İyi güle. Geldik arkadaşlar evimiz burasıymış. Oğlum yıkılmaz üstümüzü. Birazdan... Yok motor çakacak bunun yıkılmaz. Birazdan eve bakacağız. Tek sorun tuvalet dışarıdaymış. Evin içinde tuvalet yok mu? Yok dışarıda burada. Tuvalete gitmek için şöyle yürüyoruz önce tuvaletini gösterek evin ama aylık 35 TL. Ya 35 lira içinde aylık gelinir tuvalete. Gece biraz zor olur tuvalete gelmek. Gördüğünüz gibi tuvaletin ışığı var burada düğmesi. Tuvaletin ışığı yanmıyor herhalde. Bir bakalım evimize. Kaç artı kaç evimiz? Bu odayı tanıtır mısın? Vallahi şimdi burası konak tipi olduğu için 3 artı 1 oluyor. Tamam. 1, 2, 3 odası var. Yukarıda da aynı 1, 2, 3 odan bir salon var. Konak lafı güzel de. Yalnız aşağıdan yukarı görünüyor deliklerden. O şeyin tahtanın yarı. Tahtaların yarı. He hava alsın diyor yukarı. Sağlıklı. Şuraya bakalım. Kapıların kilit sistemi son sistem arkadaşlar. Gel şöyle burada da bir odamız varmış. Sanki... Bak ben ilk evlendiğimde burada oturdum. He. Buraya yatak odasıydı böyle. Evet eşyalı bu oda. Eşyalıydı burası he. Baksana eşya var. Orada kablok bile var bakın. O dolap bile var gel. He. Ben ilk evlendiğimde burada oturdum. Şuradan bir fare mare yuvası gibi. He o ufak tefek çıkıyor oradan. He var mı bak gel alsana burayı. Sanki bura fare yuvası gibi. Yok oldu. Yok bu orada oldu bitti var mı? Oldu bitti o da olmuyor insanlara zarar vermiyormuş. Bak burada da penceresi var. Aynen pencereye bakalım. Ama temizlense güzel olur şu an hep kirli olduğu için böyle görünüyor. Tamam, tamam. Çok gelen var kiracı diye yok hep boş değil ev dolu diyor. He. Ama gelen çok vermiyor. Yani. Seçicisiniz yani o konuda. Herkese kiraya vermiyorsunuz. Yok vermiyor. Temiz olacak kiracı. Temiz olacak. Dolu diyorsunuz doğru mu? Cinler vardır yani burada. Yok.
Cinler kovalar mı? Doğru. Cin yok Allah'a ısmarladık. Bak şuraya, şuraya sefa bak. Kamıştan yapmış. Burası kamış oluyor. Temizlenmiş kamış. Bu üstü beton. Bu kaç yıllık? Bu çok eski babam. Te anasından 70-60 yıllık. Burası da ayrı bir oda. Bu da aynen o. Tahta bunun üstü. He. Bunlar mertek oluyor, bunlar tahta oluyor. Bunun da ceyran falan var, florosu falan var. Bu oda sanki yıkılmış ya. Yıkılmış derler ya. Depremden ayrılma var yani. Depremden. Hayır bir şey diyeceğim ben. Bir şeyine de bir yere kötü değil ya. Yok, nereye götürsen iyi diyor. Şu burada direkt açık bak burada beton. Sana. Ondan bir şey olmaz, o kiremiz oluyor yan taraf. He. Burayı şeyi var, penceresi var. Yaptırırım ben, daktırırım yani. Hadi bir şey, gerekli bir şeyse. Tamam. Burası da alt katın mutfağıyla banyosu. Evet. Şurada duşakabim var gördüğünüz gibi. Ama hayali duşakabim. Şöyle kapatıyorsunuz. Dur. Hayali yapıyoruz. Eskiden böyleydi. Kazan oluyordu böyle. He. Tamam sen gözüm yandı falan diyorsun. Tamam ha yandı. Ah niye vuruyorsun dur. Geri zeka dışarıda üstünü başını bir şey detay gördüm dur. Arkadaşlar bak burayla. Ha lan oradan gözüm. Abi şaka maka üstüme hep bir şeyler dökülüyor ya. Sen zıplalık çağrı gittikçe. Bu odalar birbirine bağlantılı buradan. Sizden sonra birileri gelecek eve bakmaya gelen. Yani siz tutacaksanız size verir. Daha evet, bakmak ki. Yani daha yukarı çıkmadık. Çıkmadık yani. Şunlar ne bak burada ayna falan da var. Ayna tıraş mıraş olmak için. Oradan. Yani, nasıl tıraş olacağım böyle? Senin boyun kısa ya. Yalnız hep bir arada durmadık. Ders gelirler durum. Niye? Hayır hayır. Ya belki sallama mallama olabilir. Onun için diyorum yani. Yani evi tuttuğumuzda herkes aynı bir yerde oturamaz mı? Oturur oturur da. Siz genelde oturmayın. Çöker diye mi? He. Ha arkadaşlar. Kepmez. Kepmez dedi işte yıkılmaz. Yani, dama çıkılan yer arkadaşlar burada. Yani evin üstü. Buradan dama çıkıyoruz. Ama var ya terası çok iyiymiş ha. Buraya mangalı atacaksın Murat abi. Gel. Terasımız çok iyi. Aylık sadece 35 TL karşılığında burada tüm ailenizle ve sevdiklerinizle terasta mangal yapabilirsiniz. Çatıdan su geçiriyor mu eviniz? Yok yok ya şimdi. Ya ne diyorsan zaten mükemmel bir yer. Oğlum yıkılacak gibi geldi lan. Teyzenin de kulağı var ya acayip baba. Ne diyorsam iyi duyuveriyor. Bu ev keper bence. Burası sizin için bitirmiyor ama salon. Sen geldin kepiden geldin korkuyorsun ya. O geldi şey ya ben korkmuyorum. Hadi iner hadi. Kepi ev yıkılıyor teyze. Hadi çık alasın çık. Kepçeyle bile kepitemezsiniz dediler bu evi. Neyse gel sen o zaman tuttuk gitti. Evet arkadaşlar şu an 10 bin metrekare içerisine kurulmuş basket sahası, futbol sahası, aynı zamanda voleybol sahası olabilen bir alanıyla bungalov evi, havuzu, peyzajı, hobi bahçesi ve villasıyla birlikte aylığı 400 bin TL'lik yerimize geldik. Şu an burada hem bir evi tanıtacağız, yeri tanıtacağız, gerekirse yiyeceğiz, içeceğiz keyfimize göre. Şu an burada bir gün geçireceğiz. Sefagül orada şu an ne yapıyor bilmiyorum. Biz alanımıza geldik. Yeri geliyor, meyveler çıkıyor, meyve bahçesi yapmış adam kendisine, erik bahçesi yapmış. Şöyle bir bak, bak bu gördüklerinin hepsi meyve veriyor. Burada da güzel aktiviteler yapıp güzel bir şekilde zaman geçirebiliyorsun arkadaşlar. Hiç fazla zaman kaybetmeden şöyle gelin, devam edelim. Sana şöyle hem saydıklarımı göstereyim hem de burada bir gün geçirelim. Bak havuza bak. Havuz ısıtmalı, soğutmalı. Adam evi öyle bir şekilde dizayn etmiş ki ortadan bölmüş 10 bin metrekareyi. Sağ tarafı yaşanılabilir havuzlar evlerle birlikte bu tarafa dizmiş. Sol tarafı da meyve, sebze, yeme, içme diye bu şekilde tavuklar, mavuklar, hayvanlarla birlikte bu şekilde donatmış. Bence sistemi çok güzel yapmış. Hoş geldiniz. Efendim önce evimizi tanıtalım size. Buyurun bir şöyle geçelim. Burası ilk girdiğinizde oturma odası. Sizin kurularınızla aynı zamanda karşınızda televizyonumuzla aynı zamanda sol tarafta yemek masamızla ve hemen akabinde mutfağımızla karşılıyoruz. Emmeli mutfak, gömmeli banyo. Buradan da sağ tarafa doğru şöyle baktığımız zaman şöyle bahçemiz, manzaramız. Burası gördüğünüz gibi misafir yatak odası.
misafir yatak odasının lavabosu. Bu nasıl? Enes ne yapıyor? Yere bir şeyler. Evet. Çekme lan. Enes. Ya kardeş ayıp ya. Senin bokun o delikten gider mi Enes? Yani fakir boku Enes. Şöyle kalın mı arkadaş? Bizim bok böyle kalın. Gitmez bu delik götürmez. Evimiz dubleks olduğu için şu an üst kata doğru çıkıyoruz. Burası yatak odası. Otel sistemi dediğim gibi gördüğünüz gibi. Her odada klimalarımız özel, odaya özel mevcut. Burası yatağımız. Aynı zamanda burası Alaturka tuvalet. Bakın gel. Buradan ayarını buradan yapıyorsun. Mesela 30 derece, 30,5 derece. Hamam ve sağlaması. Gördüğünüz gibi. Neymiş ya? Burası hamamı sağlaması. Buradan duş alıyor. Özel ihtiyaçlar varsa onları gideriyor. Burası da bu şekilde. Evet arkadaşlar, burası da misafir geldiği zaman üst katta aynı şekilde alt katın olduğu gibi alt katı üst katta düşüyor. Burada da televizyon aynı zamanda. Şömine bu şekilde burada şömineni yapıyor, ısınıyor adam. Aynı zamanda maçını izliyor. Tüm odalarda özel klima sistemi mevcut. Gör bak burada da. Aynı şekilde gördüğün gibi. Klimadan ısıtıyor. Afana göre yap. Anladın mı? Şurayı göstereyim size. Buralar büyük ihtimalle daha düzenlenecek bayağı bir. Buranın karşı tarafı göl. Tamamen göl burası. Şu karşıdaki ışıklara kadar. Karşıda ışık görüyorsunuz. Oraya kadar burası, karşıdan karşıya kadar göl. Burasında böyle güzel tatlı bir teras yapmışlar gördüğünüz gibi. Burası da kafe sistemi. Lan cingen buraya gel lan. Oğlum o bize göre de kral onu bak. Gördüğünüz gibi bu şekilde burası da. Aynı zamanda bu şekilde de dönüyor. Burası da böyle. Ama hala buralar düzenlenecek tabii ki. Şu an gördüğünüz gibi hala saygı halinde. Adam kuş bakışı her şeyinin farkına varabiliyor. Bungalosu, arkasındaki evi, ondan sonra yeşilliği. Bak şuraya bak bak. Bak şuranın güzelliğine bak. Bunlar bir de yeşillenecek, daha tatlı. Ferahlayacak sabah aklında. Ama değer usta ya. Bence değer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evimiz bu şekildeydi. Şimdi Şefagil ne bok yiyor bilmiyorum arkadaşlar. Biz burada bir yemek yiyeceğiz. Keyfini çıkartacağız. Sizin de yapmanız gereken daha çılgın pahalı ucuz serileri ve daha çılgın videolar için like butonunu çekersin. Abone ol butonunu çekersin. Sizleri seviyoruz. Daha çılgın videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.